Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün büyüleyici oyunculuğuyla, doğallığı ve samimiyetiyle sahnede devleşen Türk tiyatrosunun çok başarılı oyuncularından Bülent Emin Yarar'la birlikteyiz. Sadece tiyatroda da değil, sinema ve dizilerde de unutulmaz karakterlere imza atmış bir isim o. Hoş geldin sevgili Bülent. Nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim. Övgüleriniz için çok teşekkür ederim. Az bile. Senin kadar iyi bir oyuncu için ne söylesem az bile. Sağ ol. Aslında tiyatroda olağanüstü performanslarınla izliyoruz. Her rolün üstesinden gelebileceğini bütün herkesin inandığını düşünüyorum. Çünkü çok özgün bir oyunculuk anlayışım var. Çok doğal, çok samimi, çok sahici. Bu işin sırrını senden dinleyebilir miyim? Yani sanki nasıl olduğunu bilmiyorum. O kendiliğinden oluşan bir şey. Ben bir de tiyatro hayatına çok geç başladım. Evet, ama belki çocukluktan gelen bir şey vardır diye düşünüyorum. Babam öyleydi, annem öyleydi. Onların samimiyeti gerçekten hani konu komşumuz da vardı. Babamın o samimiyeti bazen patavatsız derdi annem babam için. Yani ama böyle sohbetleri çok tatlı bir insanmış değil mi? Tek kişilik meddah gibi böyle muhabbeti olan biz. Aynen öyle. Çok hoş sohbet bir insandı. Keza annem de öyleydi. Güzel. Dolayısıyla hani ben samimiyetin ne zaman işe yaradığını belki sonra geliriz ama İstanbul Devlet Konservatuarı'na opera bölümüne girerken sezdim. Güzel. Şöyle, daha öncesini tarif edemiyorum ama o sınava girişimde hiçbir ümidim yoktu. Çünkü Ankara Devlet Konservatuarı'nı daha önce denemiştim ve çok istiyordum. O konuyla ilgili izin verirsen soracağım çünkü çok güzel bir hikayesi var. Onu dinlemek isterim. Tabii ki, tabii ki. Ben böyle yani çocukluk yaşlarında böyle sanata yatkınlığın var mıydı? Müziğe merakın olduğunu biliyorum. Çünkü baban da keman çalıyormuş, evet, evet, değil mi? Ya hep hatırladığım hem müziğe hem resme olan ilgim büyüktü. Seviyordum. Daha sonra tabii bu ilkokul yıllarında daha da açığa çıktı. Fakat o zaman hani branşlaşsın, başka bir daha bir konservatuar şu bu gibi hiçbir şey aklımızdan geçmedi ne yazık ki. Yani baban hani seni sanata yönlendirmedi herhalde ya da aslında yönlendirdi çünkü kendisi enstrüman çalıyor, akordeon çalıyor evde, keman çalıyor, şarkı söylüyor. Çok zengin ruhlu bir insan. Mutlaka yönlendirmiştir. Ve iki çocuğuna da geçmiş o tarafı. Biri aktör, biri kardeşim ressam değil mi? Ama işte tuhaf, babam maden mühendisi. Evet. Sonra abimin kimyager olmasını çok arzu ediyordu. Arzusunu yerine getirmek üzereydi abim. Sınava girdi, İzmir'i kazandı ama bir sevgilisi vardı aslında, o yüzden kazanmıştı. aslında kendi istediği elektrikti. O sonra Orta Doğu Elektrik Üniversitesi'ni bitirdi. Diğer kız kardeşim de Orta Doğu Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Öyle. Kaç? Dört kardeş. Dört kardeşiz. Maşallah. Ne güzel böyle kalabalık bir ailede büyümek de çok büyük bir zenginlik aslında. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi. Evet, geliyor. Evet, ilk konservatuvar sınavına girişini senden dinlemek istiyorum. Tamam. Yani ben aslında galiba bir sinyal almıştım. Lisede, siz de bilirsiniz, Milliyet'in düzenlediği liseler arası müzik yarışması evet, ve folklor yarışması olurdu. Evet, tabii ki. Ben aslında lise son sınıfta hasbelkader dediler ki sen solist ol bir arkadaşımla birlikte. Bir hocamız vardı Gökçen'in Aslında Bey. Müzik derken şarkı söylemeyi. Şarkı söyleyeceğiz, solist olacağız. Evet. Ve ben
Tamam dedim. Ve bayağı çıktık arenaya. Arena diyorum çünkü sanıyorum 19 Mayıs stadyumuydu Ankara'da. Stadyumlarda stadyumda çok oluyordu. Kalabalık. Hınca hınç dolu ve o heyecanı hiç unutamam yaşadığım. Sonra Ankara'da dereceye girdik, İstanbul'a geldik, İstanbul'da eğlendik. İstanbul'a kadarmış ama çok güzel geçmişti. Belki o bir arkada kalmış bir şeydi. Sonra tutturdum, ben müzikle ilgili bir bölüme gireceğim. Ankara Konservatuarı, Hacettepe. Fakat bir araştırdım ki yaşım tutan tek bölüm var. Şan bölümü. Apar topar çok da hazırlıklı değilim. Çok operayla ilgim yok. Neredeyse hiçbir bağım yok. Fakat işte amcamın komşusu Deva Çolakoğlu, eşi de operacıydı. O çok da güzel bir isimmiş. Sonradan öğrendim. Oyunlarını seyrettim, operalarına gittim. Deva abinin. O beni dinledi. Tenorsun dedi, sen dedi. İhtiyaçları var, alırlar. Çok güzel bir sesim var dedi. Ben o güvenle... O cesaretle girdim sınava. Daha iki elemeli oluyor. Hala öyledir sınavlar. İlk elemede ben elendim. Bir hoca galiba, yanılmıyorsun, oğlum senin kulağın yok dedi. Ne? Niye girdin dedi. Yani artık ne heyecan yaşamışsam... Detone falan. Bilemiyorum. Herhalde oldum. Bilmiyorum. Sınav bu çünkü. Her şey olabiliyor insan. Ama ne? Hatta sahnede de olabiliyorsunuz. Bir notadan... En profesyonelin bile bir tabii, anlık... Tabii cümlenize yanlış başladığınız zaman detone gidiyorsunuz. Toparlamak çok güçleşiyor. Hala yaşayabiliyoruz bu ve benzeri şeyler. Neyse. Tabii ben... O sınavı kazanamayınca benim için hayat bitti. Tövbe, bir daha. Artık dedim hiç sınav falan istemiyorum hayatımda. Sınav da ben istemiyorum. Ben kendimi bir şey zannediyordum ama yetkililer var. Benim kulağımda yokmuş. Kulağımda yokmuş. Vazgeçtim. Her şey bitti. Sonra işte İstanbul'da abimin nişanı dolayısıyla gelmiştik ertesi yıl. Abi dedik bak burada da konservatuar. Abi dedim bitti benim için. Ben o acıyı bir daha yaşamak istemiyorum dedim. Ya dedi olabilir dedi ya insan dedi hani ilk sınavda olmaz sonrasında bir dene dedi ne var dedi. Tecrübe konuşuyor. İtiraz evet benden 6 yaş büyüktür abim. Ondan sonra itirazlar sonuç vermedi beni çekti götürdü konservatuara. Yazıldım son sırada yazıldım çünkü kayıtlar bitmişti aslında. Müdür olacak. Onu söylediğinde ben yine bir rahatladım. Of olacak. Dedim kayıtlar bitmiş dedim. Sınava girmeyeceğim. Girmeyeyim diye. Fakat orada da abim ısrarcı oldu ve müdüre kabul ettirdi. En son ben yazıldım sınava ve girdim. Ve kazandım. İşte samimiyet deyince de onu orada da işte bütün her şeyi olduğu gibi söyledim hocalara. Yani işte dediler ki sen niye opera seçtin? Dedim ki böyle böyle yani yaşım seviyorum. Geçmiş. Bu bölüm varmış, bu bölümü seçtim. Enstrüman da var dedim, piyano yardımcı ders dedim, solfej göreceğiz dedim, şan göreceğiz dedim. Bunun için buradayım dedim ama dedim hani operayla ne ilginiz var derseniz hiçbir ilgim yok dedim. yani herkes aryantik hazırlamış, şarkılar hazırlamış. Ben hiçbir şey hazırlamadığımı da itiraf ettim. Ve gerçekten jüri bir süre sonra gülmeye başladı bana. O samimiyetimle ilgiliydi. Ezürüslük. Ve sonra çok iyi bir sınav verdiğimi hissettim. Yani. Güzel. Peki dediler, sonra onlar da çok coşkuluydu. Bir dediler şarkı söyle. Dedim hiçbir hazırlığım yok. Oğlum dediler sen ne yapacaksın hazırlığın yok ama yani bak bir sürü insan dışarıda dedi hazırlanmış gelmiş dedi. Zaten az insan alıyoruz dedi. Nasıl dedi hazırlık? Hocam böyle böyle dedim ben istemiyordum abim zorladı ve o yüzden buradayım. Yine gülücükler. Sonra bir şey söyle bildiğim bir şey söyle dediler. Ben de Ilgaz Anadolu'nu sen Yüce Dağısın onu söyledim. Sonra çık dediler. Hissetmiştim. Ve kazan. İkinci sınava da girdim. Hatta hocalardan birini yakaladım. Hocam dedim bana en çok gülen hocayı yakaladım. Hocam dedim ben sınavı kazanmışım. İkinci sınavda ne yapacağım dedim.
sen böyle gel dedi. Öyle oldu. Çok enteresan bu sınav dediğimiz şey. Evet. Bazen insanın hayatına mal olabiliyor. Şöyle ki yani bir 5 dakikalık bir şeyde senin şartların, psikolojin o anda denk gelmiyor. Bir telaşa giriyorsun, bir heyecandır bilmem ne, kaybettin diyorlar sana, bitti. Halbuki sen inanıyorsun kendine, var böyle bir yeteneğin. Her neyse, yetenek sınavları biraz evet, gerçekten evet, evet. Çok hassas. Peki okula girdin. Okulda Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Müşfik Kenter, böyle koridorlarda bu kadar büyük isimlerle karşılaşınca oh be güzel bir yerdeyim falan diye düşündün mü? Çok heyecan verici. Doğru bir yer değil. Çünkü gerçekten ben arayı kapatmaya çalışıyordum bir yandan da müzikte olan yani operayla hiç ilgilenmemişim, klasik müzik dinlemişim ama yani o kadar iç içe olmamışım. Fakat işte tanıyordum. Her gün yeni şeyler görüyordum okulda. Adnan Saygun çok yaşlıydı. Cemal Reşit Rey çok yaşlıydı o dönem. Onların o istekli olarak okula gelmesi ve işte bizim solfej hocalarımıza derse girmesi inanılmazdı yani. Ya, herhalde. Diyorum bu kadar yaşlı bir insanın hala bu kadar dirençle birilerine bir şeyler öğretmeye çalışması çok muhteşemdi gerçekten. Müşfik Hoca'yı da işte o zaman tabii gördüğümde çok heyecanlanmıştım ama tiyatro hiç kafamda yoktu. Hiç yok. Hiç, sıfırdı yani. Peki öğrencilik devam ediyor. Nasıl geçiyordu? Evde mi kalıyordun? Nerede kalıyordun otelde? Tabii çeşitli evlerde kaldık. Hatta harçlığını kazanmak için. Tabii opera bölümündeydim. İlk önce Çeliktepe'de bir evde kalıyorduk. Bir arkadaşımla, yine operadan bir arkadaşım. Şimdi Avusturya'da o. Hakkı Özpınar. Koro'da. Avusturya'da. Onunla bir ev paylaşıyorduk. Ben orada da bir ya dedim... çok da kötü bir evde kalıyoruz. Çok talebe evi. Talebe evi işte. Yani herkesin yaşadığı şartlar öyle, aslında. Öyle. Benim çok özel değil. Fakat evet. Orada da köfte arabası falan düşünmüştüm. Acaba köfte arabası mı alalım? Öyle bir mahalleydi. Tam ciddileşiyorduk ki karşımıza başka şeyler çıktı. Bu arada tabii bana hayatımdaki tek torpil o oldu. Bir ahbabımız benim durumumu hissettiği için dedi ki şöyle bir teklif geldi. İşte pide ayran satar mısın statlarda? Ben hiç düşünmeden satarım dedim. Hiç düşünmedim. Dedim nasıl? Yalnız dedi bak Bülent. Sen benim tanıdığım olarak gireceksin. Hı hı. Ben tavsiye ediyorum seni. Öyle ayran kolay satmaya. Girilen bir yer değil orası. Dedi, ayran satmak mı diyorum kolay? Değil diyor. Tabii sonra işin ciddiyetini şuradan kavradım. Kendisi de elektrik bölümü okumuş. İstanbul Üniversitesi'nde döner satıyor orada. Canım, öyle ama talebelik hayatı öyle bir şey. %10'la evet evet. Sonra bir dönem o işi yaptım. Hatta konservatuardan arkadaşlarım arada maç seyretmek için orada bulunurlardı. Beni gördüklerinde bayağı şaşırıyorlardı. Ben de diyordum boş verin şimdi ayran istiyor musunuz? oğlum ne işin var burada? İşte ses açıyorum. Ne işte? Pide ayran. Çok güzel. Tabii bunlar böyle sonradan ama, çeşni oldu. Hayatımıza girdi. Küçük hikayeler ama dediğim gibi. Bu küçücük hikayeler dediğin şeyler tecrübe. İnsan tanıma. Muhakkak tabii ki. Hayatla ilgili bir şeyler öğrenmek. Mutlaka ileride oyuncu olacak. Bülent'e çok şey katmıştır eminim. Muhakkak. Yani herkes değil gibi mi? Ama. Sonrasında bir arkadaşının galiba bir müzikal için sana teklif getirmiş. Evet, İstanbul Efendisi. İşte ben pide ayran güzel gidiyor. Bayağı da harçlığımı çıkarıyorum. Kiramı falan filan her şeyi rahat rahat ödüyorum. Artık hatta öyle bir dönem yaşıyorum ki eve de bağımlı değilim. O da başka bir ruh getiriyor insana, başka bir özgüven getiriyor diye düşünüyorum. O özgüven de gerçekten güzel gidiyor. O arada yine arkadaşlarımdan biri okuldan, Bülent dedi ben ayrılacağım. İstanbul Efendisi diye bir oyun var. Orada müzikal. Hem müzikal bir oyun hem sen de şarkı söyleyebilirsin.
rahatlıkla. İstersen benim yerime seni önereyim. Tamam dedim. Ve provalarda buldum kendimi. Çok hoş gidiyor. Her şey yolunda. Aysun Aslan koreografiyi yapıyor. Melih Kibar müziklerini yapıyor. Melih hocayla tanıştık işte o dönem. Hep böyle küçük buluşmalar işte, dokunuşlar bunlar. Tabii ki yaşımız çok genç. Ama provaya böyle o kadar... yani okula o kadar kolay gitmiyordu. O provaya nedense çok istekli gidiyordum. Sonra arkadaşlarım hatta sahnede zaman zaman böyle prova seyrettikleri, "Bülent sen başka duruyorsun sahnede, farkında mı? Hiçbir şeyin farkında değilim, sadece burayı çok severek geliyorum," diyordum. Sonra işte fakat bir süre sonra dediler ki, ben hala öbür işte devam ettirmeye çalışıyorum bu arada stat'tan dediler, provayı da kaytarıyorum mecburen oraya gittiğim zaman. Dediler ki asistanlar, dediler böyle olmaz, geleceksin. Yapmayın dedim, o zaman ben şeyi halledeyim. Gittim orada bir yetkili buldum statta. Bütün statlarda çalıştım ben bu arada. Ya, İstanbul'daki bayağı bir yetkili buldum. Dedim ki ben dedim ayrılmak istiyorum. Oğlum dedi, sen baktı ki adın ne, işte Bülent Yarar. Baktı, sen de ayrılamazsın dedi. Sen benim en iyi elemanımsın, nereye ayrılıyorsun dedi. Ben tabii yine hoş bir şey oldu içimde de. Arkasına dedim, ben dedim branşımla ilgili bir yerdeyim, üniversitede okuyorum. Öyle mi dedi, hangi, nerede okuyorsun dedi. Konservatuvar. Nerede dedi, konservatuvarda. Ne yapıyorsun orada dedi, opera bölümünde. Opera mı dedi. Sen git oğlum dedi. Oradan öyle. Yani ne güzel, ne kadar böyle sanata ilgi duyan ya da değer veren bir kişiymiş. Evet, evet. Peki opera derken, bu kadar operayı çok sevmene rağmen sahneye çok yakışıyorsun dedikleri. Evet, o biraz da etkisinde kalarak o sınavdan nefret eden ya da sınav travması yaşamış olan Bülent, koşa koşa tiyatro sınavlarına girmişsin ve kazanmışsın. Evet, evet. Arkadaşlarım sağ olsun. Onlar, yani onların da biraz tiyatro teşvik. Bölümündeki arkadaşlarım zaten İstanbul Efendisi'nde de oynuyorlardı çoğu. Oradan gördüler beni. Onlar kafama girdi. Yoksa aradan 3,5 yılı geçmiş operada. Yani devam ederken. Hemen yön değiştirip oraya gitmem çok olanaklı değildi. Onlar gerçekten çok güç verdiler bana, sağ olsunlar. Ne güzel. Hazırladılar beni. Hayatında ilk defa bir tiyatro teksti, evet, alıyorsun elini. Aynı işin operada yaşadıklarımda bu sefer tiyatroda yaşıyordum. Hiç tekst okumamıştım o güne kadar. İlk okuduğum tekst Hamlet oldu. Hamlet. Sonra da kısmet oldu, Hamlet oynadım. Ya Hamlet seneler sonra tek... Müthiş. Yani hayal edemezdin herhalde, değil mi? Evet, imtihandayken. Evet. O da tabii heyecan verici bir sınavdı. Tiyatro sınavı da. Az kalsın o da olmuyordu da. Oldu. Çünkü yaşım bir hayli vardı. Hocalar, o yaş problem olmuş hocalar arasında. Allah Allah. 24 yaşındaydım. Şimdi yasak mesela. Yani özel üniversitelerde belki yok da. Ya. Devlet okullarında yaş sınırı var. Ve profesyonel olarak ilk sahneye Diyarbakır Devlet, evet, Tiyatrosu'na sahneye çıktım. Yani Işıl Kasapoğlu desem, evet, Devlet Tiyatrosu desem, Diyarbakır desem, orada neler yaşadın, neler anlatırsın bize? Yani anıların olabilir ya da sahnelediğiniz oyunlar, yönettiğin oyunlar. Evet, Diyarbakır'a çok zor bir dönemde aslında oradaydık, 90'lı yıllardı. Ama işte herhalde gençliğin verdiği başka bir şey. İlk yılım biraz karmaşık geçse de orada, hani tiyatroya alışmak, işte herkes gençlik insan, problemler oluyor küçük. İlk deneyimler oluyor. Çok tanımıyoruz. Onun için zamana ihtiyacımız var. İşte idareciler var, baskılar var, dışarıda başka şeyler yaşanıyor, evet, o var. Dışarıda kargaşa. Fakat ikinci yıl bütün bunların hepsi üstünden kalktı ve gerçekten orada olmak beni çok heyecanlandırıyordu. Oyunlarımıza ilgi vardı ama yeterli değildi. İşte tam o yıllarda Işıl Kasapoğlu gelecek dediler. Işıl Kasapoğlu'nu ben
Hiç görmedim o güne kadar fakat takip ediyordum. Tabii. Tilbe'yle en son okuduğum işte Tilbe Saran'la Kral Lear çalışmıştı şehir tiyatrosunda ve ses getirmişti. Gazeteden okudum onu, yazılarını okudum. Allah dedim ya, Tilbe'ye bak ne kadar şanslı. Sanıyorum Tilbe Soytarı oynamıştı orada. Çok da başarılı, ben seyredemedim ama çok başarılı olduğunu okudum. Sonra Işıl geliyor deyince çok heyecanlandım tabii. Yarısı da, ekibin yarısı da Işıl olduğu için kadın diye düşünüyorlarmış. Tabii Işıl. Koca bıyıklı bir adam geldi. ve dedi ki Macbeth çalışacağız. Tananam. Burada yani, bir müzik girdi. Macbeth. Hocam dedik yani Diyarbakır'da biz nasıl yapacağız bunu? Çok zor değil mi? İşte olur mu dedi ya, Shakespeare'i herkes anlar dedi. Siz onu silin kafanızdan dedi. Ve ne kadar güzel tepkiler almış. Biz hala o Fransa'dan gelme şeyini yaşıyor diye düşünüyoruz. Çok güvenimiz yok ama çalışmalar başlayınca anladık ki işte Işıl'ın da o samimiyeti, o kendine olan güveni. Sizdeki güveni çıkarıncaya kadar verdiği uğraşı, o da çok gençti o zamanlar. 40'lı yaşlardaydı Işıl. Ben abi diyordum, bana abi deme deyip duruyordu. Ama çok iyi bir tiyatro adamı. Evet, evet, gerçekten. Sonrasında da Diyarbakır'da mesela Işıl'ı tanımayan yoktur. Esnaflar, herkes tanır çünkü Diyarbakır'ı hiç bırakmadı Işıl. Orada bir sürü Shakespeare, sonra işte Yetkin geldi benden sonra. Onlar kısasa kısaslar oluyordu. Ondan sonraki ekipler, 12. geceler falan. Bayağı güzel oyunlar oynamışsınız tabii, ama. Tabii, tabii, tabii. Rumuz Goncagül. Evet, Memuzin. Memuzin'i ben orada oynamadım. Diyarbakır'da Memuzin değil, Semaver Kumpanya'da yönettik Işıl'da. Tamam, yine Işıl'la olunca yönettik Semaver Kumpanya'da. Ama gerçekten orada yönettiğin oyunlar da var. Evet. Ada. Adayı İstanbul'da yönettim. Orada bir çocuk oyunuyla başladım ilk önce. Müzikal bir çocuk oyunu yaptım. Dans eden eşek. Dans eden eşek. O çok inanılmazdı. Canım anneciğim hatta geldi seyretmeye Diyarbakır'a. Ay. Bütün oyunlarımı da seyreder sağ olsun. Aslında Diyarbakır deyince bence güzel bir kariyer başlangıcı olmuş diye düşünüyorum. Gerçekten öyleydi. Çünkü işte Macbeth sahneye çıktıktan sonra hepimiz çok heyecanlıydık. Seyirci ne yapacak, ne olacak? Hiç düşündüğümüz gibi değildi ortam. Dicle Üniversitesi'nin bütün gençleri aktı. Kitap evlerinde baktık artık Shakespeare'in oyunları gelmeye başladı. Buna birebir tanık olmak çok bambaşka bir duygu. Çok güzel. Sonra İstanbul'a nasıl geldin, nasıl karar? İstanbul'a karar aslında biz 3 yıl kalacağımızı düşünüyorduk. 5 yıl, o 5 sezon Diyarbakır'da bayağı geçirdik ama gerçekten çok kıymetli bir 5 yıldı. Hani hiç şikayetim olmadı, hiçbir şeyden emin olun. Ve hep sahne üzerindeydik. İstanbul artık dediler ki hani, siz birer dilekçeyle ne istiyorsanız, hangi bölge istiyorsanız yazın. Mecbur hizmet bitti. Ben inanamıyordum çok gideceğimize. İstanbul yazdım. Aha, oldu. Ve İstanbul'a geldim. Geldim ama İstanbul 5 yılda beni unutmuştu. Gerçi zaten hatırlanacak bir durumum yoktu da. Çünkü İstanbul bambaşka. Diyarbakır'da tamam birçok oyunlar oynadık ama İstanbul'da ne yapacağız şimdi? Evet. Baktım hiç distribüsyonlar asılıyor, ismim yok. Ya da çok küçük roller var. Ondan sonra ben de işte dedim özel tiyatroda belki bir şeyler yaparım. Bir arkadaşım, iki arkadaşım daha doğrusu Tiyatro T diye bir grup kurmuşlardı. Bir atölye gibiydi aynı zamanda. Onlar adayı çalışmak istiyorlar. Adolf Fugart'ın adasını. Sen yönetir misin dedi. Ben hemen atladım. Tabii tamam, yönetirim dedim. Sonra onlarla kendi oynadığım bir oyunda yaptık. Tiyatro T adına dışarıda. İşte Ghetto diye bir oyundu. Kimse bilmiyordu. Kulaktan kulağa işte bir sürü insan
tiyatroya akın etmeye başladı. Kulaktan kulağa, evet. Radyosu. Evet. Gazetesi ya da. Gazetesi. Nasıl o ara işte Işıl'la kopmuştuk, haberleşiyorduk arada da, çok kopuk yaşıyorduk. Işıl, ya dedim, paramız yok, tiyatro yapacağız. Birisinin ışıkları yapması lazım. Işıl da çok anlar o işten. Gerçekten her şeyden anlar zaten. Çok geniş bir yelpazesi var. Öyle. Hemen aradım, dedim ya böyle böyle bir oyun çalışıyoruz biz. Ben de oynuyorum. Işıklarını yapar mısın? Tabii dedi. Ertesi gün hiç ta geldi. Prova seyretmek istiyorum yalnız dedi. Provayı biz baştan sona aldık oyunu. Benim yanıma geldi. Bülent dedi, oğlum ne yapıyorsun sen sahnede? Çok iyi dedi. Ya dedim, çok iyisin o dedi. Çok iyi gidiyor dedi. Yürü dedi. Devam. Ben de dedi ışıklarınızı yapayım dedi. O heyecanı tekrar tattırdı bana. Sağ olsun. Ama ne kadar kıymetli, evet, değil mi? Evet, o evet. Yüreklendirmek, tabii, yüreklendirmek. Peki çok ilk önemli. Kamerayla ne zaman tanıştın? Aynı süreçte mi? İlk kamerayla şeyde TRT'de yine Pazartesi Oyunları diye Can Gürzap'ın yönetiminde, Bülent Özdural ikisi yönetiyorlardı. Evet. Öyle bir organizasyon. Ama klasik oyunlar olsun, hani yerli oyunlar olsun, tiyatro metinlerini bir şekilde uyarlayıp güzel. Televizyona çekiyorlardı. Tiyatroyu televizyona çekiyor. Evet, evet. Ben de orada iki projede, bir tanesi anı olsun diye ben mutlaka dedim burada olmak istiyorum. İstanbul Efendisi'ni, oynadığımız İstanbul Efendisi'ni çektiler. Çok şekil. Ben güzel. De dedim bu anı kalsın dedim. Ama o anıya şimdi ulaşamıyorum. Nerede bilmiyorum. Mutlaka TRT arşivlerinde vardır. İkincisi de Turgut Özakman'ın Ocak adlı oyunuydu. Orada evin genç çocuğunu oynadım. İlk tecrübem oydu. Evet, sonra Süper Baba mı geldi? Galiba öyle. Değil mi? Süper Baba? O evet, fenomen evet. Dizi. Evet, ya, evet, hakikaten evet. Çok güzel bir. Aslında şimdi öyle diziler seyretmiyoruz değil mi? Tabii yani, belki hani bir dönüş olabilir bir dönem sonra, bilmiyorum. Değil mi? Hep böyle bir evet, devir daim oluyor değil mi? Bir özlem oluyor çünkü doğala, samimiyete, evet, gerçek evet, evet, yaşama. Yani seni epeydir ekranlarda görmüyoruz. Merak ediyorum ya, yani bu kadar çok mu çekiyor? Ya şöyle... Benim Hamlet'te, profesyonelde, şimdi bakmayın tiyatrolar kapalı ama orada olamıyorum ama normalde gerçekten çok üst üste oynuyoruz. Biz bir de bir başlıyoruz, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi iki oyun, pazar matine öyle gidiyor. Dolayısıyla o yoğunluk içinde hani ben derdimi de anlatıyorum. Diyorum ki yani bir teklif geldiğinde bakın iki oyunum var diye kalıyor karşılarında. Vazgeçiyorlar yani, çok ama. Çok da yapacakları bir şey olmuyor. Ben de açıkçası hani çok da böyle ne bileyim tiyatro varken tiyatro iyi geliyor. İyi geliyor. Çünkü setteki biliyorsunuz koşullarımız bizim biraz çok ağır. Çok ağır. Çok zaman yani alıcı. Beklemek. Evet. Telefon beklemek, sette her şey, beklemek, her şey beklemek, öyle olunca işin zorlaşıyor. Doğası beklemek, evet. Yani işin aslı beklemek. Onu öğreniyor insan değil mi en çok? Mecburen öğreniyor. Aslında yani az dizi diyoruz ama bir de öz dizilerden söz ediyoruz, hı, arka sıradakilerde. Evet. Arka sıradakiler unutulmaz bir, benim için çok değerli çünkü orada... Gerçekten idealist bir öğretmen var. Hı hı. Hayata kazandırmak istiyor çocukları. Hı hı. Azimli, kaybetmeye değil, kazanmaya, kazandırmaya çalışan bir öğretmen. Kemal öğretmen değil, evet, mi? Kemal öğretmen. Ondan görüntülerimiz var. Öyle İzleyelim mi? Tabii ki. Hocam, notlarımızı teslim ettiniz mi acaba? Henüz teslim etmedim Rıza. Ne o? Yoksa karne alacağınız için heyecanlı mısınız? Valla ben şahsen Oscar alacakmış gibi heyecanlıyım hocam. siz
Karnenize gelecek notu zaten önceden bilmiyor musunuz? Bir tahminimiz oluyor elbet hocam. Ama son karar yine siz öğretmenlerimizin. Peki. Mesela ben bu not verme işini sizlere bıraksam. Diyelim ki ben size karnelerin bir kopyasını verdim. Ve dedim ki çocuklar, bu karneyi kendinize göre doldurun. Kendinize kaç verirdiniz? Nerede öyle bulduk hocam? İşte burada. Bu karneyi bugün yerde buldum. Bu diziden sonra bir de Kemal Öğretmen. Öğretmen Kemal. Öğretmen Kemal diye devam etti. Devam etti. Ama artık bence miadım doldurmuştu. Diye. Çünkü arkadaşlar çok büyümüştü. Ay, sevgili Bülent, senin tabii ki unutulmaz o tiyatro performanslarınla devam etmek istiyorum izin verirsen. Aslında tiyatroyla ilgili bir iki oyundan bir kolaj hazırladı arkadaşlarım. Önce onları seyredelim. Son bir sözüm daha var. Sakın benim dediklerimi yapma tabii. Bırak o et yığını kral çeksin yatağına seni. Fareciğim desin sana. Pis kokulu bir iki öpücük de söyletsin sana her şeyi. Benim deli olmadığımı, mahsus öyle göründüğümü. Söylemen doğru olur tabii bunu ona. Çünkü senin gibi güzel, akıllı uslu bir kraliçe böyle değerli sırları nasıl saklayabilir ki o kurbağadan, o kara kediden, o yarasadan? Hangi yürek dayanabilir ki buna? Hayır anne, hayır. Hayır! Lokantadan içeri adımını atar atmaz. Genç bir adam, genç bir adam. Oldukça yakışıklı sivil giymiş. Yapma Allah'ına ya. Allah aşkına yapma. Sivil giymiş genç bir adamın lokantanın ortasında böyle. Kitap olarak derlenecek 50 sayfam daha var. Sizi saygıyla selamlıyorum yoldaşım. İki ay öncesine kadar iyi kötü yazar sırasında sayılıyordum. Yaza yaza ne yazabildim biliyor musunuz? Affedersin, al elini, ne yazdın? İki kitap. Kime? Sadece iki kitap. Oysa siz gündelik uğraşınızın yanı sıra bir de böyle yapıtlar dizisi seriyorsunuz önüme. Ocak, müfettiş, profesyonel, Cyrano de Bergerac. Aslında keşke hepsini gösterebilsek ama mümkün değil. Gerçekten ben hepsini tek tek konuşmak isterim. Hamlet var, Çayhane var, Balkon var, Kadınlardan Konuşalım var. Evet. Var oğlu var, çok güzel oyunlar var ama Cyrano herhalde çok önemli oyunlardan, çok önemli tekstlerden biri. O sahne performansıyla ilgili söylemek istediklerim var mı? Çünkü çok özel bir karakterdir. Evet, ve çok sevilen bir karakterdir. Şöyle oldu aslında. Bu az önce bahsetmiştim. Tiyatro T'de Getto'yu çalışırken evet. Işıl işte ışıkları yapmaya geldi. Aslında Işıl oraya geldi. Gerçekten tamamen onun için çağırmıştım ama Işıl'ın kafasına bence ışık yandı. Yandı. Bir gün aradı beni. Olaydan sonra, bir sene sonra falandı galiba. Arada Bülent dedi, Cyrano'ya yapıyorum dedi. Tamam dedim. Sen Cyrano oynuyorsun dedi. Tamam dedim. Ama elim ayağım titredi o an. Tamam zaten. Tamam. Yani onu söyledikten sonra hemen kütüphaneye koştum. Cyrano'yu aldım. Allah dedim, nasıl yapacağım ben bunu? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Sonra tabii yine telefon etti. Sen dedi eskrim biliyor musun çalışıyorum? Yok dedim, okulda dersi vardı, hocası yoktu. Dedi hala oturuyor musun dedi yerinde dedi. Hemen dedi git bir hoca bul kendine, hemen başla dedi. Provalara daha var ama dedi sen hazırlıklarını yap.
Gerçekten hemen gittim. Kendime bir eskrim hocası buldum. Ve çalışmalar başladı. Daha önce de opera bölümünde bir hocam Sabahattin Kebaş, İzmir'de yaşıyor şu anda diyebiliyorum. O beni operaya götürmüştü, Atatürk Kültür Merkezi'ne. Çünkü Cyrano'ya dedi ki Işıl AKM'de oynayacağız Atatürk Merkezi'nde. Orası çok büyük. Orada şeyden büyük hatırlıyorum işte hoca beni götürdü. Bir gün sen burada çıkıp şarkı söyleyeceksin diye bomboş salonun içine bırakmıştı beni. Orada bir noktaydım. O kadar küçük hissettim kendimi. Orası inanılmaz bir binaydı. Ben dedim nasıl burada şarkı söyleyeceğim? Hiç öyle bir olasılık yoktu benim için. Sonra işte yıllar sonra Cyrano ile oraya çıkacaktım. Çok heyecanlıydım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Çok keyifli fakat inişli çıkışlı bir prova dönemim oldu. Böyle bir gün artık olmayacak herhalde, yapamayacağım, beceremeyeceğim, altından kalkamayacağım duygusu yaşadığım zamanlar oldu. Ama sonra sonuç güzel fevkalade çıktı, güzel çıktı. Çok büyük kitlelere gerçekten ulaştı. Çok. Ama biraz erken bitti. Bence de erken bitmiş. Aslında belki de yeniden sahnelenme zamanıdır. Ne dersin? Aklımdan hep geçiyor. Değil mi? Yani belki de zamanı. En azından işte kızım Ada o zaman yeni doğmuştu. Sadece şapkamı giydirebilmiştim, onun kafasına takabilmiştim. O neslin görmesini çok isterim. Yani okuyan tabii ki olabilir ama. Yani yetmiyor. Ama görmek bambaşka. Bir de Siyavuş Gül'ün çevirisi de inanılmazdı. Gerçekten inanılmaz bir çeviri, çok güzel bir çeviri. Sonra Cevat Hoca ile karşılaştım. Cevat Çapan'la geçenlerde bizim gecemiz vardı. 70. yıl kutlaması. Orada Sinan'dan birkaç tirat okumuştum. Cevat Çapan da salonda bekliyor. Bir baktım beni çağırdı. Tamamen ezberinde Cevat Hoca'nın. Ya hocam dedim siz ne yapıyorsunuz? Ya dedi bu Siyavuşkin'in çevirisi. Değil mi hocam dedim yani. Siyavuşkin'in gerçekten inanılmazdı çevirisi. Biz hepsine harfiyen bütün sadık kaldık. Hiçbirini böyle hani artık eskimiştir, genç nesil anlamaz. Şu bu duygusundan çıkıp tamamen Siyavuşkin'in çevirisi. Şiirsellik inanılmaz. İstiyor çok, zaten. Çok. Çünkü tabii ki, tabii şiir ki zaten diliyle sesleniyor. Evet, Mutlu Arslan öyle yazmış zaten. Evet. İnşallah yeniden sahnelenir. Umarım. Görüntülerde yer alan oyunlardan biri de Müfettiş. Evet, evet. Çetin Tekindor, evet. Yetkin. Yine, evet. Zerrin Tekindor. Zerrin. Gerçekten ne güzel oyun. Bilge Gürman yönetmişti onu da. Aslında tiyatroda bir ekip işi. Tabii. Yani biz hep sinema için diyoruz çünkü tabii, çok teferruatı var diye ama yani hepsi ekip, birer ensemble gerektiriyor. Ensemble ister yani, gerekiyor. Ben bazen birliktelik. Şeyden... Tabii ki tabii ki. Yani nasıl bir senfoni düşünün, eğer iyi sesler gelmezse tamamen o tını değişebiliyor. Ya da böyle büyük orkestralar var, New York Philharmoni gibi falan. Neden onu herkes tanıyor, biliyor? Çünkü oradaki belki aynı notalara basıyor herkes ama tınıları çok farklı oluyor. Yani o yüzden o çok önemli. Bence çok tiyatroda önemli. Da sinemada da her yerde çok önemli. Şimdi profesyonel oyunundan söz etmek istiyorum. Gerçekten ben büyük bir hayranlıkla izledim. Çok da etkilendim. 11 yıldır oynuyorsunuz 11 oyunu yani. Ve hep kapalı gişe. Ben evet. Uzun zaman bilet bulamadım, oradan biliyorum. Yetkinden rica etmiştim hatta. Kaç oyun oldu? 1000. Filan herhalde. Yok, 1000 olmadı ama olacak. Herhalde 700 küsur. Bu gidişle olacak. Bu gidişle olacak. Çünkü 11 yıldır galiba evet. Devam ediyor. İkiniz de olağanüstü. Evet. Yetkin de kutluyor evet, gerçekten. Evet, evet. Müthiş. Afife Jale tiyatro ödülünü kazandırdı sana. Evet. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Peki bu kadar bu oyunun tutmasını neye bağlıyorsun? Çünkü zannediyorum sen önermişsin bu oyunu. Ha, oynayalım. Evet. Tabii ki böyle bir şey, hani teksti okudum ben.
O dönem Işıl'la başka bir proje yapacaktık aslında. Yine Devlet Tiyatrosu'nda. Fakat kadroyu kuramıyordum. O da bana bırakır kadro işini. Sen tanıyorsun işte senin arkadaşlarını, sen bul getir de. Tamam derim ben her zaman. Ama bu sefer beceremedim. Kadroyu kuramadım. Biraz daha kalabalık bir kadrolu bir oyundu o. Çalışmak istediğimiz. Profesyonel gençlerim. Onu okudum. Ya fena değil galiba bu oyun. Şeyi kuramıyorsunuz öyle. Ah. Hemen o anda. Bu nerede? Kim bilir neler evet, olur falan tabii. Filan diye bir hayal. Bazı filmleri de bir kere de anlayamıyoruz da. Tabii, İkinciyi tabii. de seyrediyoruz. Tabii ki. İlkini de kaçırıyor. Dolayısıyla bu şurada okuduktan sonra dedim ki böyle. Ya dedi ben dedi sen bir sürü hazırlık yaptım yapacağımız hikaye. Evet. Ya dedim şunu oku bir. Tamam okuyayım dedi. Okudu. Ya fena değil bu oyun dedi. Bayağı fena değil. Ama dedi ne olacak sen dedi kim dedi ekip ne olacak dedi. Vallahi dedim bakarım düşünürüm. Aslında dedim aklımda var da dedim. Sana söyleyeyim. Söyledi dedi. Yetkin dedim nasıl dedim. Oğlum dedim sen hemen telefon ettin. Evet. Yetkini aradık. Yetkinle direkt dedik yani sen ve Işıl varsanız benim metni bir okumam gereksiz. Sizleyim dedi sağ olsun. Ne güzel. Ekibi kurduk. Evet tabii ki insan öyle büyük kitlelere ulaşacağını hiçbir zaman düşünemiyor. Ama galiba buradaki en büyülü isim hani Dušan Kovačević. Çünkü çok gerçekten... Çok güzel bir metin oluşturmuş, çok yalansız bir metin, çok samimi bir metin. Yani kendi içinde bakın tiyatroda yapıyoruz dedirten bir metin yani aslında. Oyun gibi değil de gerçek hayatta böyle bir iki kişi gelmiş de onları seyrediyormuş duygusu. Diyaloglar çok güzel, evet, mizansen evet. Falan gayet güzel zaten. Bir de tabii... Derdi olan da bir oyun yani tabii ki yani derdi olmasa zaten olmayınca bir anlamı yok. Gerçekten Dušan Kovačević hem kendiyle güzel yüzleşmiş hani aydın olarak görüp kendiyle de güzel. Zaten güzellik orada başlıyor bence insanın önemli olan kendiyle yüzleşmesi. Zaten sanata baktığımız zaman hani böyle gidip de insan güzel oyunlar ya da güzel eserler dinlediğinde, izlediğinde, güzel resimler gördüğünde ilk önce kendiyle derdi oluyor insanın. Tabii ki sonuçta sanat bir yüzleşme her alanında. Söylenebilecek en doğru şeyi söyledin. Çok güzel bir tespit. Hı. Sanatın hangi dalınla karşılaşırsan karşılaş, o sana seninle, kendinle yüzleşme şeyi veriyor. Tabii. Bunun için çok güzel, çok değerli. Bunu her zaman bulamayacağım bir şey. Tabii ki. Bu aynaya bakmak gibi. Tabii. Peki, biraz sinemaya gelelim. Tabii ki. 2004 yılında... Reha Erdem'in Korkuyorum Anne. Evet. Reha gerçekten çok özel, çok kendine has bir dünyayı beraberinde taşıyan bir adam. İyi bir yönetmen ve sonra Beş Vakit onunla beraber. Üst üste iki film. İstersen o filmlerle ilgili... Bir küçük VTR'miz var. Tamam. Onları izleyelim sonra tekrar konuşuruz. Tamam. Ha? Gel oğlum. Bir de şöyle çekilelim. Bu da büyük oğlum Ömer. O da yakışıklıdır ha. Gel şöyle. Hocam bir de flaşla çekeyim. Bismillah melekleri görüyorum. Melek değil flaş o. Dur bir de yengenle çekelim. Kadriye gel hele mi? Şöyle biraz birbirinize yanaşsanız. Şşş kıpırdamayın. Ana
kadar. Bu filmden en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü almıştın, evet, değil mi? Evet. Adana Altın Kozan'dan. Evet, evet. Çok güzel. Sonrasında Beş Vakit. Evet. Pardon, Beş Şehir değil mi? Beş Şehir Onur'la çektiniz. Beş Vakit tamam, Reha ile karışıyor. Beşli evet. Olunca. Aslında çok taze bir şey daha var. Onu da paylaşmak isterim. Tabii sizinle. Çok sevinirim. Bu biz daha doğrusu Reha işte bir gün pandemi başladığında bir telefon geliyor eve. Diyor ben pandemiyle ilgili bir film yapacağım. Ama tam oluşmadı kafamda, netleşmedi ama Zoom'la çekeceğiz, Zoom yoluyla çekeceğiz. Var mısın dedi. Benim gibi bir sürü arkadaş, yani Esra Bezen Bilgin, işte Tilbe Saran, Ecem Uzun, Taner Birsel, Tansu Biçer, Serkan Keskin, Nihal Yalçın. Harika. Şimdi isim unutmadım umarım diye düşünüyorum. Çok zengin bir ekip. Den oluşuyor. Bunlarla da aynı şekilde konuşuyor ve Zoom üzerinden biz film çektik. Film çektik. Kimseyle karşılaşmadı bu arada. Yani şeyde de karşılaşmadı. Bilgisayar başında da karşılaşmadı. Keyifli bir film olmuş. Gerçekten sahi? Çok keyifli. 75 Allah. Dakika sürüyor. Bu arada Reha yine yapmış yani, yapacağını. Yine yapmış yapacağını. Gerçekten çok iyi. Yani kendi içinde bulunup da bunu söylemek zor ama benim çok samimi çok bir iş takdir olmuş. Ettiğim bir onu da paylaşmak isterim. Bu arada Derviş Zaim'le de çalıştım ben. Biliyorum, evet, biliyorum. Evet. Şimdi oraya geleceğiz yavaş yavaş. Ben Derviş Zaim'le yaptığınız Çamur filminden de söz etmeni istiyorum. Evet. Derviş'le çalışmak. Onun da kendine has bir dünyası, bir sinema dili. Tabii ki, tabii ki. Zaten çok şanslı hissediyorum bir defa her şeyden önce kendime. Çünkü yönetmenler böyle ayrı ayrı renkler. Aynı hikayenin ayrı ayrı renkleri gibi aynı dünyayı anlatıyorlar. Evet. Ve farklı biçimler, farklı görüşler, farklı duygular, farklı ruhlar görüyorsunuz. Derviş Saim de çok değerli yönetmenlerimizden. Ve onunla çalışmak da büyük keyifti. Gerçekten epey oldu ama Tuz Gölü'nde çekmiştik bir kısmını. O anılar hala bende güzel güzel saklı. Buradan çok selam ederim Derviş'e. Güneş'in oğlu. Evet. Onur Ünlü ile tanıştık. Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesi. Aşırı acıklı hikayesi. İsim. Onlardan da görüntülerimiz var. Tamam. Önce para. Para mı? Ne demek para mı? Ne için para? Dalga mı geçiyor bu herif? Alper, dalga mı geçiyorsun? Ne demek ne için para? Versene parayı. Ne parası? Bende para falan yok. Var. Var. Pardon. Para. Güzel. Yönteme karar verdiniz mi? Ben verdim şahsen. Ne yöntemi bu? Ben sıkılmaya başladım ama ha. Hani boğsun demiştin ya. Hı? Hatırlamıyor musun? İple boğsun. Kimi boğsun? Alper. Delirtme beni. 50 kere konuştuk ya. Boğsun dedin ya. Tamam. Karar verdik. İp. İple boğmanı istiyoruz. İyi yöntem. En azından gürültüsüz. Evet, saat 17'de size söyleyeceğim yere getireceksiniz onu. Yok, sana söyleyeceğim yere. Bu herif aklı alınmış gibi davranıyor. Bana bak, umarım bir sorun çıkartmaz. O sorun çıkartırsa ben de sorun çıkartırım. Ben sorun çıkartırsam büyük sorun çıkar. Sürpriz parti hazırladık deyince aman dedim ben bıraktım her şeyi, kalktım geldim, gel buraya gel. Yine de sensin değil mi? Ha, güzelim benim, gel buraya. Sevdim bir genç kadını, ay ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Git eti o. Ya bir tuhaflık var burada, bir dakika. Özge nerede? Sizi gidin küçük burjuvalar sizi. Sürpriz üzerine sürpriz ha. Ama bir dakika. Benim için en önemli sürpriz ne oldu biliyor musunuz şimdi?
Yemek masasının boş olması. Niye bir şey yok masada? Ha? Bana bakın, yoksa bitti mi parti? O Onur Ünlü'nün... Evet. Güneşin oldu. Ha, öyle. Güneşin oldu öyle. Gerçekten şöyle bir baktığın zaman herhalde sinema film seyrediyorsun diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Nasıl görüyorsun sinemanın gidişatını? Vallahi sinema çok pahalı bir iş. Yani maddi anlamda çok zorlukları olan bir iş. Ama... Buna rağmen çok güzel işler seyretme şansını yakalıyoruz. Azıcık. İster istemez şeyi ayırıyorum birbirinden. Yani ticari sinemayla bağımsız filmlerimizi. Tabii ki o da olacak. Ama bağımsız filmler için keşkelerim var. O keşkeler toparlanırsa mutlaka. Çünkü ne olursa olsun uluslararası platformda da artık ya. Çok rahat ulaşabiliyorsunuz ve burada ödüller alma şansına sahipsiniz. Bunlar güzel. Aslında bunlar. Ne güzel bir coğrafyadayız. Ne ki. Güzel tarihimiz var. Kültürümüz zaten başlı başına. Tabii ki onu işte paylaşalım. Bunu dünyayla paylaşmak gerekir. Onlara da bu güzel ülkeyi, güzel insanlarımızı tanıtmak gerekir. Ama hep genel olarak sıkıntımız senaryo, özgün senaryo. Çünkü bakıyorum son senelerde çok fazla yabancı sinemadan uyarlamalar. Yani bir nevi taklit, adaptasyon neyse. Ne gerek var diyorum ama dediğin gibi ticari sinema belki de böyle bir şey istiyor. Evet. Yani. Aslında süremiz geçiyor bir yandan, birçok yönü olan bir aktörsün, bir insansın. Onun için hepsinden söz etmek istiyorum. Eğitim de verdiğini söyledin. Evet, zaman talebelerle beraber oluyorum diye. Evet. Gençlerle beraber olduğun zaman onlara... İlk öğüdün ne oluyor? Ya da onlarla ilişkin nasıl? Ya da onları nasıl buluyorsun? Ya şu rahatlıkla gidiyorum aslında. Yine o işe de beni, yani eğitim demek bile bana biraz zor geliyor. O kelimeyle eğitmek, birini eğitmek, bükmek anlamında değil. Gelmiyor benim için. Çünkü içimizde hepimizin büyük zenginlikler taşıdığını biliyorum. Biz kendimizi küçümseriz. 17 yaşında okula giriyorsunuz. 18 yaşında, kimisi 19, kimisi 20. İşte biz belli bir yaşa gelince aktör olacağız diye düşünür insanlar. O seneler de çok çabuk geçer. Ben de derim ki siz şu anda ilk söylediğim geldiniz, isteyerek geldiniz, sınava girdiniz bunun için, kazandınız. Bu bir şans bence. Bu şansı iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum. Ve şu anda siz benim meslektaşımsınız. Şu anda buraya geldiğiniz an, çünkü siz kendi isteğinizle geldiniz. Benim artık meslektaşımsınız. İster bana hoca deyin, ister ne söylerseniz, ister ismimle hitap edin, fark etmiyor. Ama meslektaşımsınız. Çünkü şu kapıdan birisi gelip, hadi şu öğrencinizi çok sevdik, sizinle birlikte... Baba oğlu oynar mı dediğinde aynı sahneyi paylaşacağız. O yüzden bir de okula nasıl girdiyse insan aslında o duyguyla çıkmak istiyor. Çünkü o masumiyeti kaybetmememiz gerekiyor. Masumiyet çok önemli. Hani kırıntısı bile olsa cebimizde o bize bir sürü kapılar açacak diye düşünüyorum. Mümkün mertebe onları da korumaları için elimden geldiğimi yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi ilk onlara artık meslektaşız. Çok güzel. Gençlerimiz gerçekten pırıl pırıl parlıyor ve ümit veriyorlar. Umudumuzu arttırıyorlar. Ya işte süremiz bitti. Ya anlamadım ben, ne güzel sohbet ediyorduk aslında. Aslında benim için de çok güzel ve çok özel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Bennu'ya da sevgiler. Tabii ki, benden tabii ki. Burada adaya da. Tabii ki. İngiltere'de Ada da anne babanın yolunda. Hala, hadi bakalım. Ama işte onun şanssızlığı
pandemi döneminde okul. Evden gerçi sezon başında bir oyun çıkardılar yüz yüze ama ikinci sezonda oyunlar olacaktı, o olamadı. Dilerim biraz bu dönem sanırım çok fazla uzun sürmez. Evet. Peki biliyorum. Tekrar teşekkürler. Sevgiler diliyorum, sağ olun. Sağ olun. Hayatta herkesin bir hikayesi var. Kimi zaman mutluluklarla dolar sayfalarımız, kimi zaman hüzünle. Bu hikayede kötüler de olur, bize doğru yol gösterenler de. Ama bu hikayenin asıl kahramanı siz olursunuz. Bu hikayenin iyilikle, dürüstlükle, sevgiyle sonlandırmak sizin elinizde. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.